Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyenler, bir hadis tarihi dersinde yine birlikteyiz. Bugün hadis tarihi derslerimizin belki de en önemlisinin üzerinde duracağız. Bu dersimiz o kadar önemli ki bundan sonraki yapacağımız hemen hemen hem hadis tarihi açısından hem hadis usulü açısından tüm derslerimizin gelip dayanacağı yer bugünkü dersimiz olacak. Benim kitabımın kaçıncı sayfası bu? Evet, 51. sayfasından başlayan sahabe devrinde hadis, sahabe ve hadis konusunu ele alacağız. Konunun önemi aslında şuradan kaynaklanıyor. Şimdi doğal olarak sahabe nesli Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek sözlerinin bize intikal etmesini sağlayan yegane, birinci ve ilk köprüden ibarettir. Böyle bir nesli dikkate almaksızın, böyle bir nesli önemsemeksizin hadis rivayetinden ve hadis ilminden söz etmek imkansızdır. Bu bakımdan bugünkü dersimiz böylesine önemli bir nesli ele alacağımız ders olması bakımından önem arz ettiği gibi hadis tarihi içinde ve hadis usulüyle ilgili olan konuların da masa başında icat edilmiş konular olmayıp nasıl tarihi olgulara, tarihi hadiselere dayanıyor olduğunu da bugünkü dersimizde inşallah ele alarak sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kitabımın bir hadis tarihi dersi ardından bir hadis usulü dersi şeklinde oluşmasının nedeni de aslında tam olarak bu. Yani tarihi olguların ve hadiselerin nasıl olup da hadis usulü bir yönteme ve metodolojiye neden olduğunu, onu sonuç olarak ortaya çıkardığını bu derslerimizde siz değerli izleyenler ve öğrencilerimle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi o zaman bugünkü dersimizin konusunu hemen ekranımıza, daha doğrusu tahtamıza yazarak başlayalım. Oradan devam edelim. Bugünkü dersimizde sahabe devri ve hadisi konuşacağız. Sahabe devri hadisi konuştuğumuzda burada son derece önemli bu başlıkta yer alan üç sözcüğün üçünü de ilgilendiren önemli hususların üzerinde duracağız demektir. Hemen her bir sözcüğün altına yazarak konuyu ele alalım. Sahabe dediğimizde bir, sahabi kimdir? Kime sahabi diyoruz? İki, sayıları ne kadardır? Ne kadar sahabiden söz ediyoruz? Üç, sahabe ve hadis rivayeti. Yani ne kadar sahabe hadis rivayet etmiştir? Dört, sahabenin adaleti, güvenilirliği ve en nihayet konumuzun en önemli, belki de dersimizin en önemli noktası olan sahabe devri politik olayların hadis usulüne yansıması. Şimdi bu beş tane madde bugünkü dersimizde ele alacağımız ana başlıklar ve konulardan ibaret. Sahabe devri dediğimizde ise değerli izleyenler, onu da farklı bir renkle yazalım karışmasın diye. Sahabe devri dediğimizde hiç kuşkusuz ki şunu hemen ifade edeyim. Hazreti Peygamber'in vefatından yani Hicri 10-11 yılından Hicri 1. asrın ilk çeyreği
Yani en son vefat eden sahabi 110 yılında vefat ettiği söylüyor Ebu Tufeyl. Ebu Tufeyl Amir bin Vasile el-Leysi. Evet, Ebu Tufeyl yazalım, aklınızda kalsın. Ebu Tufeyl. Evet, en son vefat eden sahabinin 110 Hicri yılında vefat ettiğini düşünecek olursak, sahabe devri dediğimizde bundan aşağı yukarı Hazreti Peygamber'den sonraki bir asır, ilk birinci asır. Bunu kastetmiş oluyoruz. Ve birinci asır dediğimizde ve sahabe dönemi ile belirlediğimizde bu birinci asırda sahabe ile birlikte yaşayan, bu ilk asırda sahabe ile birlikte yaşayan tabiî nesli de önem arz ediyor. Sahabe ve tabiî birlikte yaşıyor. Ve birazdan sahabinin tanımını, tabiinin tanımını da yaptığımızda bunları daha netleştirmiş olacağız. Demek ki sahabe dönemi ve sahabe devri olayları dediğimizde aşağı yukarı bir asırlık süreçten söz ediyoruz. Ama biz bugünkü dersimizde bundan daha çok aşağı yukarı bir 30'lu 40'lı yıllar arasındaki daha önemli hadiseler üzerinde duracağız. Kitabıma baktığınızda bu olayların detaylarını tarihleriyle birlikte verildiğini göreceksiniz. Hangi olaylar nasıl olmuş? Ama bizim dersimiz tabii ki tarih dersi olmadığı için tarihi olayların detaylarına girmeksizin bu olayların hadis usulüne nasıl yansıdığını, hadis ilmine nasıl yansıdığını ele almak bakımından bu olaylara sadece işarette bulunmaya çalıştım. Dolayısıyla sahabe devri ve dediğimizde de bunu kastediyoruz. Peki sahabe devri ve hadis dediğimizde o zaman biraz da bu hadisten söz edelim. Demek ki sahabe devri ve hadiste birinci derecede kaç sahabenin rivayeti var? Kaç sahabenin rivayeti var? Yani kaç sahabe rivayette bulunmuş Hazreti Peygamber'den? İki. Kim ne kadar hadis rivayet etmiş? Ne kadar hadis rivayet etmiş? Üç, çok hadis rivayet edenlere muksirun deniyor. Bu kelimeyi öğrenmenizi hatta aklınızda tutmanızı tavsiye ediyorum. Sınavlarda da çıkıyor bu. Muksirun, çok hadis rivayet edenler demektir. Yani rivayetleri işte efendim yüzün üzerinde olan sahabiye muksirun diyoruz. Bu yüz net bir rakam değil. Aşağısından kabul eden, daha yukarı limitten kabul edenler de var. Aşağı yukarı yani yüzün üzerinde bir rivayette bulunması bir sahabinin, onun muksirun olmasını yani çok rivayette bulunmasını ifade edebilir. Bu bakımdan ben de zaten kitabınızın 55. sayfasında bir 11 kadar sahabinin, ki bunlar 500'ün üzerinde rivayette bulunan sahabiler, onlardan söz ettim. Kitapta detayları ve ne kadar rivayette bulunmuş olduklarını burada görebilirsiniz. Ben de bir kısmından az sonra detaylar vermeye başladığımda söz etmeye çalışacağım. Şimdi bizim burada birinci öncelikli olarak sahabinin kim olduğundan başlayalım ve sahabi kimdir diye yapacağımız tanımı belirleyelim. Tabii ki değerli izleyenler ve sevgili öğrenciler, sahabi kimdir dediğimizde burada farklı yaklaşımların, farklı tanımlamaların olduğunu görüyoruz. Ama üzerinde hemen hemen ittifak edilen ve genel kabul gören ve daha çok kapsayıcı olmasını da dikkate aldığımızda sahabi Hazreti Peygamber'i Müslüman olarak gören ve Müslüman olarak da ölen kişidir ki Buhari'nin de bu tanımı önemsediğinin altını çizersek böyle söyleyebiliriz. Yani bir kere daha tekrar edersek Hazreti Peygamber'i Müslüman olarak görmüş, yine Müslüman olarak ölmüş kişi sahabidir. Bunun içine çocuklar da girer mi? Kimi girer, kimi girmez demişler ama genel olarak temyiz çağı belirleyici olmuş. Yani ne demek temyiz çağı? Çağı bir çocuk
Yabancıyı aileden ayırt edebiliyorsa, amcayı dayıdan, abiyi kardeşten, efendim halayı teyzeden ayırt edebiliyor ve onlara gerektiğinde dayıya dayı, halaya halı diye hala diyebiliyorsa, ki buna temiz çağ diyoruz. Bunların da sahabi sayılacağı söylenmiştir. Ancak bunların rivayetleri var mı? Bunların rivayetlerine itibar olunur mu konusu daha ileri düzey bir hadis usulü konusu ve tartışması olduğundan burada ona girmek istemiyorum. Böylece kitabımızda çeşitli sahabi tanımlarına yer verdik. İbn Hacer'den de yapmış olduğumuz bir sahabi tanımı var. Ancak ben hem öğrencilerime hem de bu konuyla ilgilenen, ilgi duyan değerli izleyenlerime bu tanımı benimsemelerini ve önemsemelerini şahsen tavsiye ediyorum. Yani bir kere daha söylüyorum. Hazreti Peygamber'i Müslüman olarak görmüş, Müslüman olarak vefat etmiş kimsedir. Onunla birlikteliğinin azlığı, çokluğu önemli değil. Nerede gördüğü önemli değil. Nasıl gördüğü önemli değil. Onunla herhangi bir şekilde birlikte ne kadar süre kaldı, bir savaşa katıldı mı, bir namaza katıldı mı, bir organizasyona dahil oldu mu şeklindeki detayları dan sarfı nazar ediyoruz ve dolayısıyla sahabiyi bu şekilde tanımlıyoruz. İkincisi sahabinin sayısı. Genel olarak halkımızda yaygın olan kanaat, işte Hazreti Peygamber'in veda haccında 100.000'in üzerinde sahabi olduğu şeklinde ifadelerin olduğunu görüyoruz ve genel olarak da öğrencilerimize de ben derste sorduğumda böyle bir bilimsel öğretiden, bilimsel bir eğitimden geçmedikleri için o kulaktan duyma bilgilere dayanarak efendim onların da böyle yuvarlak hesap 100.000 civarında, 120.000 civarında olduğuna ilişkin bilgilerinin olduğunu görüyoruz. Ve bu bilgilerin doğru olmadığının altını çizelim. Biz sahabelerin sayısı dendiğinde değerli izleyenler burada ne kadardır acaba diye sorduğumuzda akademik olarak, bilimsel bilgi olarak şöyle bir yöntem izliyoruz. Diyoruz ki sahabe hakkında bilgi veren kaynaklarımız var. Evet. Müstakil olarak bu kaynaklar tamamen sahabeyi bir bir ele alıp uzun kısa haklarındaki bilgileri toplayıp biyografi bilgilerini de nakleden elimizde kaynaklar var. Bu itibarla biz bu kaynaklardaki sayıya itibar ederiz. Onun dışındaki rakamlar söylentiden ibarettir ve dolayısıyla gerçeği yansıtmaktan uzaktırlar. Peki bizim elimizde sahabeden bahseden, sahabenin hayatından ve onların efendim ne kadar olduğuna ilişkin bilgi değeri içeren bilgi kaynakları olarak değerlendirebileceğimiz sadece bir kabilesinin adı bile olsa, bu kadar küçük bir bilgiye bile sahip olsak, bunları da vermek suretiyle tamamını toplamaya neredeyse yönelmiş olan değerli izleyenler, elimizde 3 tane kaynağımız var. Kitabımızın 53. sayfasında sahabenin sayısı bölümünde bu kaynaktan bahsettik. Birinci kaynağımız Endülüs'ün ünlü alimi İbn Abdilber'in El-İstiab adlı eseridir. El-İstiab fi marifetil ashab. El-İstiab adlı eserinde bize verdiği sahabe sayısı 3500'dür. Yani Abdilber el-İstiab Arapçada kapsamak demektir. 3500 sahabinin ismini sayar ve bunların hakkında bize bilgi verir. İbn Abdilber. Vefat tarihi 463'tür. Şimdi bu önemli. Yani İbn Abdilber'in vefat tarihi 463'tür ve dolayısıyla yani 5. Hicri yüzyıl olmuş oluyor. Kapsamlı bir biçimde sahabeye ait bilgileri bulabildiğimiz kaynak, ilk kaynak İbn Abdilber'in El-İstiab adlı eseridir ve bize 3500 sahabinin ismini ve az da olsa biyografilerini verir.
Şimdi 5. asır bu. İkinci önemli eserimiz değerli izleyenler İbni Esir'dir. Evet, İbni Esir vefat tarihi 544'tür. 544 vefat tarihi. Bakın aşağı yukarı bir asır sonra İbn Abdilber'den bir asır sonra Üstül Gâbe fi Marifeti Sahabe adlı bir eser yazmıştır. Üstül Gâbe. Bu bir teşbihtir. Allah Resulü'nün sahabesini, mübarek sahabeyi aslanlara benzetiyor. Ormanın aslanları şeklinde bir teşbih ile bize onların hayatlarını verir. Ve bu rakam 7554'e çıkar. İbni Esir'in eserinde 7554 sahabinin biyografisi vardır. Dikkat ederseniz bir asır sonra sahabi sayısı aşağı yukarı tam ikiye katlanmıştır. Üçüncü önemli eserimiz İbni Hacer'in eseridir. İbni Hacer'in vefat tarihi 852'dir. Dolayısıyla bakın aşağı yukarı tam bir asır, üç asır sonra. Yani İbni Esir 6. asırdır ve İbni Hacer 9. asır. İbni Hacer'in eseri El-İsabe'dir. El-İsabe fi marifeti sahabe. El-İsabe fi marifeti sahabe adlı eserinde bize bu El-İsabe sözcüğü de hedefi tutturmak, bir şeye isabet etmek demektir. Yani sahabinin kim olduğunu, kimlerin sahabe olduğu konusunda doğru bilgi, doğru marifet benim kitabımdadır anlamında bir imayı da içeren bu eser bize bakın kaç sahabiden bahsediyor? 11.783. İbn Hacer'in el isabesinde 11.783 sahabi vardır. Hemen dikkatinizi çektiğini fark ediyorum. Neden giderek sahabi sayısı artmıştır? Kaynaklara ulaşımın birinci derecede rol olduğu. Hemen onu isterseniz şöyle farklı bir renkle belirleyelim. Çünkü bu derslerin kalıcılığı açısından bu bilgilerin ekranda görülmesine fayda var. Neden sayılarda artış var? Sayılar giderek artıyor. Şimdi bunun birinci en önemli nedeni sahabi tanımı. Sahabi tanımındaki farklılık sayıya yansıyor. Örneğin Hazreti Peygamber'le en azından 3 gün beraber olmayan kişi sahabi değil derseniz sayı düşer. Hazreti Peygamber'le hiç olmasa bir gazvede bulunmayan kişi sahabi sayılmaz derseniz sayı daha da düşer. Ama bizim tanımladığımız gibi az görsün, çok görsün, fark etmez. Hatta ama olup hiç görmesin, yanında bulunsun, sahabi sesini işitsin derseniz, kapsamı geniş tutarsanız sayı artar. Demek ki sahabinin tanımının sahabe sayısının belirlenmesinde önemli bir rolün olduğunu söyleyebiliriz. İkinci bir önemli hususlar, değerli izleyenler, kaynaklara erişim. Kaynaklara erişim. Tabii İbni Abdilber'in Endülüs'te olması, Endülüslü bir alim olması, Ceziretül Arap'taki kaynaklara erişiminin kısıtlı olması o günkü koşullarda toplamış olduğu sahabe sayısının 3500 civarında olmasını sağlamıştır diyebiliriz. Kaynaklara erişim önemli. İbni Esir'in bir tarihçi olması aynı zamanda ve onun sahabi tanımına daha farklı bir açıdan bakıyor olması onun sahabeyi toplayan eserinde belirleyici unsur olduğunu görüyoruz. Ama en çok sahabenin yer almış olduğu El-İsabe'nin müellifi, meşhur muhaddisimiz, büyüğümüz, selefimiz İbni Hacer'e gelince İbni Hacer hem hadisçidir hem de kaynaklara erişiminde 9. asırda yaşamış olması itibariyle diğer bütün müelliflerden daha avantajlıdır. Tıpkı bugün bizim
avantajlı olduğumuz gibi. Mesela biz bugün elimizde bulunan dijital kütüphanelerimiz itibariyle hemen hemen kaybolanları, bize ulaşmayanları istisna edersek bizim seleflerimizin hepsinden daha şanslıyız. Çünkü erişemeyeceğimiz hiçbir kaynak hemen hemen neredeyse yok gibidir. Bir kısım el yazmaları vesaireleri istisna edersek tabii. Bu itibarla sahabenin sayısında bir farklılığın giderek ortaya çıktığını görüyoruz. Ama toplam olarak bize isimlerini sayabileceğimiz ve şu kadar sahabi vardır diyebileceğimiz rakam işte en çok itibariyle İbni Hacer'e aittir ve yuvarlak hesap söyleyelim 12 bindir. Efendim bunlardan önce ölenler, vefat edenler, şehit olanlar vesaire isimleri unutulanlar, bilinemeyenler, kendilerine ulaşılamayanlar yok mu hocam bu 12 bin mi hepsi? Elbette hayır, 12 bin değil. Bunun üzerine biraz daha eklenebilir. Eklenebilir. Ekleyelim, %100 ekleyelim, 20 bin olur. Daha fazla değil. Ve zaten o gün Hazreti Peygamber'e inananların Mekke, Medine, Taif, o civarda, o bölgede yaşayanların nüfusları itibariyle de bu rakam normal bir rakamdır. Diğerleri abartılıdır. Bu itibarla akademik ve bilgisel rakam Hazreti Peygamber'e zamanında ona inanmış, onun bir biçimde yanında olmuş ve sahabi ünvanını almaya hak etmiş kişilerin sayılarının 21 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Çok abartılı da biraz olsa öyledir. Ama konu bilimsel müzakere ve tartışmalara geldiğinde 12 bin sahabinin adını sayabiliyoruz. Az ya da çok bunlar hakkında bilgi verebiliyoruz, buna kimse itiraz edemez. Evet. Şimdi bizim konumuzu tabii bunlardan daha çok ilgilendiren mevzulara yavaş yavaş gelecek olursak, sahabenin sayısından sonra sıra sahabe ve hadis rivayeti. Sevgili izleyenler, kitabımızın 55. sayfasında sahabe ve hadis rivayeti başlığımızın altında bu konuyla ilgili kaç tane sahabenin rivayetinin bulunduğu konusunu ele almaya çalıştık ve burada çok önemli bir müsnede atıfta bulundu. Bu Bakî bin Mahlet dediğimiz Endülüs'tü yine El-Endülüsi. Onun müsnedidir. Çok değerli bir kaynağımızdır. Ve bu kaynakta 1300 sahabenin rivayeti vardır. Yazalım. 1300 sahabe rivayette bulunmuş. Rivayette bulunuyor. Tabii bu 1300 sahabe rivayetinin içerisinde 500 sahabinin sadece bir rivayeti var. Yani her birinin tek tek birer rivayeti olan 500 kişi var. İki rivayeti olan sahabenin sayısı 1032. Yani 1032 sahabinin ikişer rivayeti var. Her biri ikişer rivayette bulunmuş. Bunların detaylarını oradan tespit edebiliyoruz. İşte 3 rivayet eden, 5 rivayet eden, 10 rivayet eden, 20 rivayet eden. Mesela 10 ile 20 arasında rivayeti bulunan sahabe sayısı 60. Bakın rakam nasıl düştü. Dikkat edin. Nasıl düştü? Rivayette bulunan sahabi sayısı düşüyor. Rivayet sayısı arttıkça bu düşüyor. İlginç bir tespit burada. Ekrana da kaydedilmesi bakımından bahsetmek istediğim önemli bir şey. İmam Malik rahimehullah, İmam Malik, onun ünlü El Muvatta eserinde, ki bizim Sünni geleneğin en erken yazılmış eseridir, 179 vefat tarihi İmam Malik'in, bu eserde değerli arkadaşlar 89 sahabiden rivayet var sadece.
89 sahabeden rivayette bulunmuş İmam Malik. Bu önemli. Peki Buhari ve Müslim'in rivayette bulunduğu Buhari ve Müslim'in rivayette bulunduğu sahabi sayısı 570'tir. Demek oluyor ki sahabinin sayısının 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin olmasının bir önemi yok. Bizi sahabi rivayetleri açısından ilgilendiriyor. Ve rivayetlere geldiğimizde de en kabarık rakam 1300 ile 1600'dür. Bazı eserler ve araştırmalarda sahabi sayısının, yani rivayette bulunanların, bir tane bile rivayeti olanların 1600'e ulaştığını söyleyenler varsa da elimizde en önemli erken dönem kaynaklardan biri olan El-Müsned'de, yani Vakî bin Mahled'in Müsned'inde 1300 sahabiden rivayet olduğunu görüyoruz. Peki şimdi bunların üzerinde dikkat buyurunuz değerli izleyenler. 20 ve daha fazla, yani 20 ve üzeri, şöyle yazalım. Biraz ekranı yukarı almak istiyorum müsaadenizle. 20 ve üzeri bize rivayetlere ulaşan ve kitaplarımızı dolduran sahabenin sayısı 123'tür. 123 sahabi. Şimdi hani bazen diyorlar ya, bu sahabenin rivayetine güvenilir miydi, güvenilmez miydi, bilmem neydi. Yani ezbere bilir bilmez konuşuyorlar ya. Bunları benim YouTube konuşmalarımda hadis Kur'an ilişkisi ikinci bölümde, özellikle birde de biraz bahsettim ama ikinci bölümde bunların üzerinde duracağım. Bilir bilmez konuşuyorlar. Bir kere kaç tane sahabiden 20'nin üzerinde rivayetimiz var ve 20'nin üzerinde rivayette bulunan sahabinin Hazreti Peygamber'le birlikteliğinden haberiniz var mı? Ne kadar beraber olmuşlar? Bunların rivayetlerine güvenmeyip de kime güveneceğiz? Böyle bilir bilmez cahilce laflar söyleyenler, haddini bilmeyenler var. Yani sahabe ve hadis rivayeti dediğimiz zaman bunların istatistiklerini, bilgi değerlerini, kaynaklarını vesairelerini bilerek konuşacaksın. Bilmiyorsan konuşma. Bakın çok ilginç bir istatistiki bilgiye burada dikkatinizi çekmek istiyorum. 11 sahabi verdim burada kitapta. Hemen hızlıca müsaadenizle. Ebu Hüreyre'nin 5374 rivayeti var. Tabii bunların içinde tekrarlar var. İbni Ömer'in 2630, Enes bin Malik'in 2286, Hazreti Ayşe'nin 2210, İbn Abbas'ın 1660, Cabir bin Abdullah'ın 1540, Ebu Said el-Hudri'nin 1170, İbn Mesud'un 848, Abdullah bin Amr bin el-As'ın 700, Hazreti Ömer'in 537, Hazreti Ali'nin 536 rivayeti var. Bunların tamamı, bakın, 11 kişiden geliyor. Bunları topladığım zaman rivayetlerinin sayısı 19.800 ediyor. Kütüb-i Sitte'deki rivayetlerin toplam sayısı bundan daha az. Demek ki aslında rivayetlerin kahir ekseriyeti başımızın tacı sahabelerden geliyor. Kim bunların, şu saydığım isimlerin herhangi birinin rivayetine itiraz edebilir? Dolayısıyla sahabe-i kiram ve onların rivayetleri dediğimizde, bu rivayetlerin öyle çok da fazla geniş bir halkaya yayılmadığını, bazen diyorlar ya işte, Bedevi orada gelmiş, işte peygamberi görmüş de ondan hadis geliyor da ona nasıl güvenelim de falan. İyi de kaç tane hadis geliyor ve hangi konuda geliyor? Onun hadisi dinimizin, imanımızın nesini ilgilendiriyor da ondan kuşku duyduğunda bir problem ortaya çıktığından söz ediyorsun. Bu nedenle sevgili arkadaşlar, sahabe efendilerimizin hadis rivayeti mevzunda ne kadar önemli bir kavşakta durduğunu, ne kadar önemli bir görevi yerine getirdiklerini bu verilen istatistiki bilgi ve rakamlardan hareketle söylememiz mümkündür. Şimdi bir önemli husus daha var, o da sahabenin adaletidir.
Tabii sahabenin adaleti konusunda ki biraz sonra üzerinde duracağımız ilke, bu biraz geç dönemde yani 4. yüzyılda neredeyse Hicri 4. yüzyılda kaynaklarda yazılı olarak geçtiğini görüyoruz. Sözlü ve taammül olarak daha erken ama yazılı kaynaklarda İbn Ebi Hatim Er-Razi'nin Kitabul Cerh ve Tadil'inde efendim bu ifadelerin yer aldığını görüyoruz. Ama bu kanaatin Müslüman ümmetin ülemanın erken dönem 1. yüzyıl, 2. yüzyıl, 3. yüzyıl Müslüman ülemanın ortak bir kanaatine tekabül ettiği, biz buna telakki bil ümmet diyoruz. Telakki bil kabul de diyoruz. Telakki bil kabulil ümmet de diyoruz. Bu yani ümmetin, ulemasının genel kabul gördüğü bir durumdur. Bunu yansıtıyor ve bu çok yerinde ve yerli yerinde de bir kabuldür. Mesela sahabenin adaleti, sahabeye güven. Çünkü sahabe bizim Hazreti Peygamber'e ulaşacağımız ilk halkadır. O halka koptuktan sonra zincirin geri kalanının hiçbir önemi yoktur. O halkayı koparmamak zorundayız. O halka önemli. Peki sahabenin adaleti ne demektir? Müsaadenizle bunu önemli olduğunu yazmak istiyorum. Ekranda kalıcı olması bakımından. Sahabenin adaleti hiçbir sahabi bilerek, kasten Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona isnat etmez demektir. Evet, demek ki sahabenin adaleti dediğimizde, değerli izleyenler ve sevgili öğrenciler, bunu kastediyoruz. Aklımızda tutmamız gereken anlam budur. Hiçbir sahabi Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona isnat etmez. Bu temel bir kabuldür. Usulün ilk dersinde de hatırlarsanız bunun metafizik bir ilke olduğunu ve ispatlanamaz bir ilke olduğunu ama usulün temeline konulması gereken, usulün temelinde kabul edilmesi gereken bir temel ilke olduğunun altını çizmiştim. Bunu ispatlayamayız ama bunu böyle kabul etmek zorunludur. Çünkü sahabe bizim Hazreti Peygamber'e bağlantımızdır. Pekala, burada biz sahabenin adaletini, sahabe Hazreti Peygamber'e bilerek asla yalan isnat etmez dediğimizde, bu sahabe hata etmez, sahabe yanılmaz, sahabe efendim politiko siyasi olarak adaletsizlik yapmaz, bilmem ne demiyoruz. Onları kutsamıyoruz. Sahabe nesli masumdur, günahtan uzaktır falan, haşa. Bunu geleneğimizde kimse de dememiş, biz de demiyoruz. Kimse de böyle bir şey söylemeye cesaret edemez. Ama her şeye rağmen sahabinin Hazreti Peygamber'e karşı konumu itibariyle bilerek ona yalan isnat etmeyeceğinin altını çizdik. Peki tam da burada az önce verdiğimiz istatistiki bilgiler önem arz ediyor. Şimdi biz bu ilkeyi, sahabe bilerek kasten Hazreti Peygamber'e yalan isnat etmez dediğimizde 10 bin sahabenin hepsini mi kastediyoruz? Aslında öyle kastetsek de bir zararı yok da teorik olarak onu kastetmemizin anlamı yok. Neden? Çünkü bize rivayete ulaşan 1300 kişi zaten. Demek ki bu 1300 kişiyle ilgili bir kaidedir. Yani 1300 sahabinin rivayeti varsa 1300 sahabi için söylenmiş bir kaydedir ve el hak yerindedir. Bu 1300 sahabinin de peygambere yalan isnat etmeleri kabul edilemez. Teorik olarak bunu kabul etmemiz söz konusu olmaz. Çünkü onların duruşları itibariyle böyle olması lazım. Bu 1300'ün içerisinde zaten dinin ahkamıyla, itikadıyla vesairesiyle, ibadatıyla, yani dinin din olması bakımından, dini din yapan, dinin din olmasını sağlayan bilgiler vermesi bakımından
Rivayetlerin istatistiki bilgilerine geldiğimizde bu zaten birkaç yüz tane sahabi, yani yüz üzerinde, yüzün üzerinde bir sahabiden söz ediyoruz. Ve bunlar da bu sahabilerde, işte şu sahabi, şu sahabi, bunlar da Hazreti Peygamber'in en yakın halkasında yer alan sahabe. E şimdi bunlardan da kuşkulanacaksak zaten bu dine mübine inanmanıza gerek yok. Yani ben şu az önce saydığım isimlerden, Hazreti Ebubekir'den, Hazreti Ömer'den, Hazreti Osman'dan, Hazreti Ali'den, Hazreti Ayşe'den, İbni Ömer'den, Abdullah bin Mesud'dan, Enes bin Malik'ten de şüpheleneceksem zaten bir şeye inanmanızın bir esprisi kalmadı. Dolayısıyla bir ilke olarak sahabenin adaleti dediğimizde onların hiçbirisi bilerek ve kasten Hazreti Peygamber'e asla yalan isnat etmez dediğimizde altını çizdiğimiz şey az sayıda sahabeyle ilgili bir ilkedir. Ve bu az sayıda dediğimiz sahabenin de Hazreti Peygamber'e yakınlığı dikkate alındığında müsaade ederseniz böyle bir ilkeyi de belirleyelim yani. Böyle bir ilkeyi belirlemek zorundayız. Ve hiçbir aklı başında usule, metodolojiye ilişkin, mantığa ilişkin birikimi olan bir kimse de böyle bir ilkenin tespitine itiraz edemez. Etmemesi gerekir diye düşünüyorum şahsen. Şimdi bu dersimizin ön bilgileri ve sahabe devri ve sahabeye ilişkin konuları işledikten sonra dersimizin hadis usulüne yansıması itibariyle en önemli beşinci maddeye geldik. Sahabe devri politik olaylarının hadis usulüne yansımaları nedir diye. Şimdi bunu müsaadenizle tekrar bir başlık olarak yazmak istiyorum. Sahabe devri politik olaylar. Değerli izleyenler, sahabe devri politik olayları son derece önemli. Çünkü sahabe devri politik olaylarının sonuçları hadis tarihi ve usulümüz açısından bizi doğrudan ilgilendiriyor. Ve birazdan ele alacağım başlıkların hadis usulüne nasıl yansıdığını, hadis usulünün şekillenmesinde, hatta kelamın, fıkhın, tefsirin şekillenmesinde ne ölçüde önemli rol oynadığını da hep beraber görmeye çalışacağız. Peki ben bu tarihi olaylar dediğimizde bundan tam olarak neleri kastediyorum? Kitabıma baktığınızda aşağı yukarı 17 kadar 56 ve 57. sayfalarda 17 kadar önemli olaydan söz ettiğimizi göreceksiniz. Ama bu 17 olayın tabii hepsini detaylı bir biçimde ele almıyoruz. Onların bazılarının yansımaları açısından önemi nedeniyle burada ele aldık. İşte Hazreti Osman'ın şehit edilmesi. Mesela oradan başlayalım. Evet. Şimdi Hazreti Osman'ın şehit edilmesi bir, şöyle yazalım. Bir, Hazreti Osman'ın şehit edilmesi. Hicri 35. Bu rakamlar hicri tarihler. 35. Şimdi bu neden önemli? Çünkü Hazreti Osman'ın şehit edilmesi, bu hicri 35'teki olay, fitne olarak İslam geleneğinde anılacak en önemli olaylardan biridir. Ki bu fitne sözcüğü de bizim hadis tarihimiz ve hadis usulümüz bakımından çok önemli bir kavram. Az sonra üzerinde de duracağım. Demek ki fitnenin başlangıç tarihi olarak çeşitli yaklaşımların, çeşitli teorilerin olduğunun da altını çizmek istiyorum. Bu böylesine herkes tarafından kabul edilen bir tarihi olay değil. Ama genel olarak baktığımızda bu fitne dediğimiz sürecin Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle başladığını söylemek mümkündür. Tabii Hazreti Osman'ın şehit edilmesinin arkasından Hazreti Ali'nin halife olması. Çok geçmeden daha bir yıl içerisinde Hazreti Ayşe validemizin önemli sahabeyle birlikte Hazreti Ali'ye karşı çıkıp Cemel Savaşı'nın zuhur etmesi, Cemel Savaşı'nın daha yaraları sarılmadan
Hazreti Muaviye'nin Hazreti Osman'ın varisi olması hasebiyle ben onun efendim katillerinin bulunmasını istiyorum. Bu konuda dava bana düşer söylemiyle Hazreti Ali'ye itiraz etmesi efendim beraberinde Sıffin Savaşı dediğimiz en önemli tarihi olayımızın yaşanacağı döneme geldik. Sıffin Savaşı meydana geldi. Sıffin Savaşı Hicri 37 değerli izleyenler bu tarih 37 ve Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali savaşı kazanmak üzereyken devreye üçüncü önemli mevzumuz olan hakem olayı devreye girdi ve hakem olayı aramızda hakem Kur'an olsun ve işte yine 37 Hicri ve Kur'an ne diyorsa o olsun, bir hakem kurulu kuralım, o kimi halife tayin ederse olsun dendi ve ben tarihe girmek istemiyorum. Bunu İslam tarihi derslerinizde zaten öğreniyorsunuz. Hakem olayı neticesinde hakemlerin Hazreti Ali'yi azledip Hazreti Muaviye'yi halife yaptığını biliyoruz. Ama bu hakem olayı Hicri 37 bizim için son derece önemli. Ardından çok geçmeden Hazreti Ali'nin şehit edildiğini de biliyoruz. Şimdi değerli izleyenler, bu hakem olayı İslam tarihinin daha sonraki her türlü gelişimini etkileyecek olan en önemli tarihi olaydır. Bundan YouTube konuşmalarımın bazılarında da münasebet düştükçe ele alıp dikkatinizi çektiğimi söylemek istiyorum. Oradaki videolardan da yardımcı dersler olarak yararlanmanız bakımından. Hakem olayıyla İslam tarihinde tam olarak ne oldu? Şimdi bu önemli. Bakın 37 daha Hazreti Peygamber'in vefatının üzerinden 25 sene geçmiş. En son ölen sahabinin Ebu Tüfeil'in 110 Hicri yüzyılda öldüğünü söyledik. Yani sahabenin çok önemli bir miktarının hayatta olduğu bir dönemden söz ediyoruz. Sahabe devri politik olayları derken bunu söylüyoruz. Peki tam olarak bundan sonra ne oldu? İlk defa Müslüman ümmet 3 fırkaya ayrıldı. Şimdi bu fırkalar üzerinden gideceğiz. Birinci fırka Hazreti Ali taraftarları. Hazreti Ali taraftarları. Bunlar daha sonra Şia olarak hala devam eden bir itikadi fırkayı temsil edecek. Bir fırkalaşma olarak bahsedeceğim birazdan. Bir. İki, Hazreti Muaviye'nin temsil ettiği iktidar. O da bir fırkadır. Çünkü onlar kendilerini artık Hazreti Peygamber'in temsili konumunda görüyorlar. Müslüman ümmetin birliğinin teminatı görüyor. Kendilerine tabi olmayanların efendim isyankar ve bağı olduğunu ve kendilerine itaat edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Üçüncü grup ise haricilerdir. Haricilerdir. Ve bu üçüncü grup hem iktidara hem de Hazreti Ali'ye muhalif gruptur. Böylece büyük harflerle yazacak olursak, hakem olayından sonra sonuç itibariyle bizim geleneğimizde tam olarak ne olmuştur ve bunlar hadis usulüne nasıl yansımıştır meselesinin detaylarına girdiğimizde değerli izleyenler, burada şimdi bunun sonuçlarını efendim tespit etmemiz lazım. Bunun hadis usulüne nasıl yansıdıklarının altını çizerek dersimizi toparlamamız gerekiyor. Pekala. Şimdi hemen başlayalım. Sonuçlar. Bu olayların sonuçları ne oldu? Nasıl sonuçlar doğurdu? Bir, ilk defa fırkalaşma ortaya çıktı. Fırkalaşma ortaya çıktı. İki, fırkalaşma tabiatı gereği ilk defa Müslümanlar arasında, tabi sahabe ve tabiinden bahsediyoruz.
Yani burada hakem olayının şahitleri sahabe ve tabiindir. Tabi. Yeri gelmişken hemen söyleyelim. Sahabe Hazreti Peygamber'le beraber olmuş yaşayanlar. Tabi de sahabeyle beraber olmuş. Onlarla yaşayan nesle deniyor. İki nesil. Evet. Peki tam olarak ne oldu? Fırkalaşma ortaya çıktı. Fırkalaşma beraberinde doğal olarak tabiatı gereği ehli hak, ehli batıl, ehli dalalet ayrışmasını doğurdu. Bugün de hala devam etmiyor Müslümanlar aslında. Sen şusun, ben buyum, değil mi? Hala devam ediyor. Sonuçlanmadı. Orada başladı ve hala devam ediyor. Yok sen ehli sünnetsin de, yok ben ehli sünnetim de, yok o şudur da, yok bu budur da şeklinde maalesef bu başlayan şey hala devam ediyor. Ehli hak ve ehli dalalet ayrışması başladı. Bu fırkalaşmanın doğal bir sonucudur. Fırkalaşma olup da ehli hak, ehli dalalet ayrışmasının olmaması düşünülemez. Peki üçüncü olarak ehli hak ve ehli dalalet ayrışması beraberinde neyi getirdi? Neyi getirdi? Bir önceki derste hadislerin kaynaklarını söylerken kutsi hadis, merfu hadis, mevkuf ve maktu hadis izah ederken demiştim ki hadis delil olmaya başladı demiştim. İşte İslam geleneğinde şer'i delil diyoruz ya edille-i şer'iye. Edille-i şer'iyenin doğuş tarihi budur. Fırkalaşmadır. Neden? Çünkü bunu farklı bir renkle yazmak istiyorum müsaadenizle. Çünkü ben ehli hakkım diyen ötekine de sen sapıksın, ehli dalaletsin diyen şema üzerinde gösterelim. İktidar diyor ki biz ehli hakız, ehli hak biziz. Sizler ehli dalaletsiniz. Hariciler diyor ki hayır efendim o ne demek? Ehli hakkın babası biziz. Ehli dalaletsizsiniz. Şia da diyor ki hayır hiç öyle değil. Asıl biziz, siz şöylesiniz diyor. İyi de güzel de ben ehli hakım deyince ehli hak, sen ehli dalaletsin deyince de o ehli dalalet olmuyor. Peki ne gerekiyor? Delil. Bakın. Delil gerekir. Yani bakın şer'i delil doğuyor. Kaynaklara başvurma meselesi. Delil doğuyor. İslami ilimler geleneğinde delilin doğuş tarihidir. Lütfen dikkat edelim. Peki delil doğunca ne oldu? Delil doğunca ne oldu? Çünkü bir adam, bir fırka, ben ehli hakım, şu deliller nedeni. Sen dalalet ehlisin, şu deliller nedeniyle sen ehli dalaletsin. Her fırka bunu demek zorunda. Peki her fırka bunu delil üzerinden söyleyecekse, bu delil nedir? Kur'an'dır. Bu delil nedir? Hazreti Peygamber'dir. Bu delil nedir? Raşid halifeler ya da önde gelen sahabe. Daha sonraki nesiller içinde tabi'in falan olacak deliller. Peki, bakın delil arıyoruz. Şimdi değerli izleyenler, konunun delil boyutuna geldiğimizde, delil aramaya geçtiğimizde, delil bu üçü de Kur'an'ı kendisine delil gösteriyor. Her üçü de iktidarda, haricilerde, şiada hak olduğunu da ötekilerin batıl olduğunu da aynı Kur'an'a başvurarak söylüyor. Herkes Kur'an'dan ayet okuyor. Allah. Aynı delil üç ayrı birbirinden farklı şeye kaynak olabilir mi? Hazreti Peygamber hem Şia'ya hem iktidara hem de Hazreti Ali'nin karşıtı haricilere
Ayrı ayrı hepsine birbirinden farklı olarak siz haklısınız buyurur mu? Peki o zaman ne oldu? Dikkat ediyorsunuz. Dört. İşte tam bu deliller muvacehesinde karşımıza çıkan husus şudur. Kur'an, herkes Kur'an'ı delil getirince Kur'an tevil edilmeye başlandı. Bakın, tevil edildi. Kur'an'ın tevili resmi olarak başladı. Onun için Hazreti Ali İbn Abbas'ı haricilerle müzakereye gönderirken diyor ki, onlarla Kur'an üzerinden tartışma. Çünkü Kur'an farklı anlamlara çekilmeye, farklı yorumlanmaya, yani tevile müsait olduğu için de, efendim, seni zor durumda bırakabilirler. Sen Hazreti Peygamber'in sünneti üzerinden konuş diyor. Bir efendim sıhhati şaibeli rivayette Allah Resulü Hazreti Ali'ye güya Şia kaynaklı ağırlıklı olarak rivayet şaibeli diye onun için söylüyorum. Güya şöyle buyuruyor. Ben Kur'an'ın tenzili üzerine savaştım. Sen tevili üzerine savaşacaksın. Sözün uydurmalığı, sahihliği ya da vesairesini paranteze alalım. Tarihi olarak ifade ettiği anlam önemli. Tevili. Kur'an'ın tevili fiilen başlamış oldu. Bakın 5. 5. İlk defa hadis uydurulmaya başladı. Hadis uydurulmaya başladı. Evet, bu iki mevzu ne kadar önemli? Bir, Kur'an tevil edilmeye başladı. İki, hadis uydurulmaya başladı. Kur'an'ın tevile edilmeye başlaması tefsir ilmini doğuracak. Hadis uydurulmaya başlanması da hadis ilmini doğuracaktır. Erken dönem bak, iki ilim doğuyor. İslam geleneğinde ilk doğan iki ilimdir. Sonra iyi gelişemeyen de ilk ilimdir. Üzgünüm ama bunları ileride konuşacağız. Evet, tefsir ve hadis ilk doğan ilimdir. Hadis uydurulmaya başlandı. Bakın, bununla ilgili İbn Abbas buyuruyor ki, bunları ileride göreceğiz isnat konusunu konuşurken. İbn Abbas buyuruyor ki, vefat tarihi 68'dir bak. Biz eskiden Hazreti Peygamber şöyle buyurdu derse birisi, kâle Resulullah derse, can kulağıyla dinlerdik. Artık dinlemiyoruz. Niye? Çünkü önüne gelen Allah Resulü söyledi söylemedi, onunla ilgili sözler söylemeye başladı diyor. Bakın, hadis uydurulmaya başladı. İşte hadisin uydurulmaya başlanması, değerli izleyenler ve sevgili öğrenciler, hadisin uydurulmaya başlaması, hadis usulü açısından bakın, hadis ilmi doğuyor, hadis ilmiyle birlikte usul doğuyor. İki önemli hadis usulü alanının ve kavramının da ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Bunların üzerinde ileride duracağız. Hadis uydurmaya başlayınca bu sözü sen kimden duydun? Bu hadis dediğini kimden duydun? Diye soracaklar. Bu isnat sistemini doğuracak. İsnat sistemi hadis usulünün en önemli isnat sistemidir. Kimden duydum dediğinde kim sözcüğü, söylenen sözüne güvenilir biri mi, ehli hak mı, ehli batıl mı, şu mu, bu mu, güvenilir bir adam mı, değil mi araştırması da cerh ve tadili doğuracak. Cerh ve tadil. Bakın, isnat ve cerh ve tadil gibi hadis usulünün en önemli iki konusu daha bu dönemde, erken dönemde, 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda doğmuş oldu. Onun için müsteşriklerin isnat sistemi geçti oldu. Bu rivayetlere güvenilmez vesaire demelerinin de çok kıymeti harbiyesinin olmadığını burada söyleyebiliriz. Daha ne zaman doğduğunu, hangi tarihi gerekçelerin, hangi olayların bunların doğmasına neden olduğunu burada bu dersimizde
siz değerli izleyenlerime, sevgili öğrencilerime arz etmeye çalıştım. Umarım bilgilendirici olmuştur. Şimdi dolayısıyla hadis usulü dediğimizde, hadis usulünün bundan sonraki ele alacağımız en önemli konuları, isnattır, cerh ve tadildir, rivayet çeşitleridir vesairedir. Bütün bunların hepsinin tarihi arka planı işte bugünkü derste. Sahabe devri ve sahabe olayları, politik olaylar ve bunların sonuçları. Sevgili izleyenler, gördüğünüz üzere bugünkü işlediğimiz dersimiz hem hadis tarihi açısından hem hadis usulü açısından o kadar önemliydi ki sizlerden istirhamım bu anlatılanları notlar alarak hafızanızda tutmaya ve sonra bu dersin devamında gelecek olan dersleri dinlerken bu bilgilerin zihninizde hazır halde bulunmuş olmasına ihtiyacınızın olduğunu vurgulamak istiyorum. Böylece artık bir sonraki derste ele alacağımız konuların bugünkü derste daha sonraki ele alacağımız konularında ondan önceki dersle sürekli bir zincirleme irtibat içerisinde dersleri işleyeceğimizde söylemeye çalışmış olayım. Şu sözlerimle toparlayıp bitirmek istiyorum. Sizi çok yorduğumun farkındayım. Derste öğrencilerimize bunları anlatırken hep şunu söylerim. Benim hadis tarihi ve usulü kitabım da dersi anlatma yöntemim de aslında önce büyük bir tablo, büyük bir fotoğraf gösteriyorum. Sonra bu büyük tablonun, büyük fotoğrafın kareleri var. Bu kareleri ayrı ayrı zoomlayarak ele alıyorum. Ve bu hem o zoomladığımız karenin içeriğini netleştirmeye, sonra da bu karelerin diğer karelerle ne tür bir metodolojik ve tarihsel bağlantı ve ilişkisinin olduğunu siz değerli izleyenlere ve öğrencilerime anlatmaya çalışıyorum. Böyle olduğunda, ders böyle işlendiğinde, böylece ele alındığında efendim daha anlaşılır, daha kalıcı olduğu kanaatindeyim. İnşallah sizler için de öyle olur. Zaman ayırıp bu dersi izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim. Sağlıcakla kalınız.